Akşama Selime'nin kızın nasıl? Gideriz bakalım. Huriye ile konuştuk. Anam bir süslemişler, bir süsle bir tahtlar yapılmış. Sanırsın Prens Sebahattin'in kızı. Prens Sebahattin kim bu? Ne bileyim ben. O işte Prens Charles yok mu? Onun kardeşi herhalde. Aklıma geldi şimdi. Tahtla çıkacakmıştı. Kız. Ana, bir bunlar gına oluyor, bir bunlar evleniyor, bir bunlar da var. Yağma akıyor, ne akıyor ben bilmem. Ben kendi gınamı hatırladığım için gitmek istemiyorum hiçbir gınaya. Hatırlamak istemiyorum. Benim gınamda, anam da ben de gına yakıncayım diye tutturdu ya. Ben de dedi, evlenirken dedi, bana dedi, baban yapmamış ona gına. Anası işte ona yalapşalıp alıvermişler. İlle dedi ben yani gına yakınması bir şey değil. Hadi ona dedim sesimi çıkarmayayım. İlle dedi biriniz benim de avucuma altın sıkıştırın dedi. Bak şimdi kimi bulacağız da biz sana altın sıkıştıracağız. Ben mi sana sıkıştıracağım? Evlenen benim. Sen niye şimdi altın istiyorsun? Ana dedim. Ama dinlemiyor ki. Şimdi sizin yüzü depreşmesin. Hem de bak ya deliliğiniz oradan geliyor. Ananızdan. Aa kusura bakma. Kız nereden bulayım ona ben altın orada? Gelin hiç kayınvalidenin eline altın mı koyarmıştı? İlk defa da bende görürdü. Zaten benim bütün her şeyim düğünüm gınam rezillik. Sen evlendiğime pişmanlar oluyorum işte o yüzden oluyorum. Buyu bak bana öyle olmadı deyip durma ben biliyorum diyorum sana. Anam tutundu orada benim gınam mı onun gınası mı deli değil anam delilerin arasında geldim. Nimet oradan bağırır bana da bana da diye. Açın kıçınıza yakın gınayı diyecektim. Hiç benim gınamı bozdular ne tatla gerçekten ben. Sen de zaten beş beden büyük bir pantul ayağında paçalan. Niye onları kısalttırmadın? Anam dedi ki seneye de gel. Zaten gelen caz da kötüdü. Müzikler hep kötüdü. Senle dans eden dedik. Sen benim elinin benim nereme koyacağını şaşırdın. Sene. Sen niye benim boynuma koyuyorsun? Ben senin boynuna koyacağım. Sen benim belime koyacaktın. Kim nereye koyacak belli değildi benim günada. Anan oradan bağırıyor. Benim elime kim altın koyacak? Anam. Pul ettiler beni. Ah bu bacağızım, ah anacağızım. Şimdi mezarlığında dört dönüyorlardır. Biz bu kızın hakkını yedik. Bu Hulusi senesine bunu niye verdik diye. Gınamda bile bir hayır yoktu. Şimdikilere bakıyorum ellerinde bir tefkali. Gınayı yakmışlar geline diye gıvırtıp duruyorlar. Bizde yok mudur? Alası vardı. Ama malzeme adamının eline geçince böyle kıymetleniyor. Senin gibi semenin elinde benim gibi bir güzellik. Heba oldu gitti konuşma. Konuşma bak şimdi hiç yemek fena hazırlayasım yok gınayı hatırladım. Ha? Ali hiç düğünü bahsetmiyorum. Doz aşımına giderim gözlerim tersine tansiyonluğum 58 olur. Senin anan biz orada gelin damat fotoğrafı çekiliyoruz geçmişiz zaten böyle bilmiyoruz ne yapacağımızı. Gelmiş araya diyor. İlle diyor ben de çektireceğim bunlarla. Kız hiç kayınla girer mi gelinle damadın arasına? Da oradan belli de anam dedi orada. Kızım dedi biz seni bunlara vermeseydik keşke dedi. Ana dedim ah ama dedim. Pul ettiniz beni. Akşama ben de gına yakıncım. Yakıncım oraya gideceğim. Gel benim elime para sıkıştır. Başıma bir tane kırmızı örtü. Ondan sonra da gınayı yakmışlar geline. Ah kaderime. Ah kaderime ağlıyorum gülüyorum.